My name is Andre Shepherd, and currently, right now, I am seeking asylum in Germany. Andrew Stewart, Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunmuş bir Amerikalı. Alman yetkililer bu başvuru karşısında hala ne cevap vereceklerine karar vermiş değiller. Bir ABD vatandaşının Almanya'ya sığınması pek sık rastlanan bir durum değil çünkü. Onu sıra dışı yapansa sadece bir Amerikan vatandaşı olması değil, savaşmayı reddeden ve bunun için Irak'taki görev yerine dönmeyen bir asker oluşu. Andrew Stewart, Almanya'nın birçok kentinde düzenlediği toplantılara geçtiğimiz günlerde Köln ve Düsseldorf'ta yapılan etkinliklerle devam etti. ABD'li asker kaçağının toplantısı iki kentte de barış yanlılarının yoğun ilgisini gördü. After a few months of siege tactics, which is completely illegal in the so-called rules of warfare today. Andrew, kendi geçmişini anlatırken aslında tipik bir Amerikan gencinin hikayesini anlatıyor bize. 2003 yılında çalıştığı internet şirketinin iflas etmesi üzerine işsiz kalmış, evini kaybetmiş ve bir yıl boyunca arabasında yatıp kalkmış. Zor günler yaşamış yani. Bir gün asker toplama görevlileri çaresiz Andrew'ya orduya yazılmasını teklif etmişler. Ülkesinin teröristlere karşı yürüttüğü savaşı kazanabilmesi için onun da yardımına ihtiyacı olduğunu söylemişler. Andrew da fazla incelemeden kontratı imzalamış. İş bulmak için tek can simidimdi diyor. Altı aylık bir eğitimden sonra Irak'a gönderilmiş. Apache helikopterlerini tamir etmekle görevlendirilmiş. Sadece 6 ay Irak'ta kaldım. Ama bu süre bile gerçekleri görmek için bana yetti diyor Andrew. Özellikle bir olay onu çok etkilemiş. Felluce kentindeki çatışmalar sonrasında kent Amerikan askerleri tarafından boşaltılmış. Sadece 20 yaşın altındaki genç erkekler, kadınlar, çocuklar ve yaşlıların kenti terk etmesine izin vermişler. Ve sonra da kenti bombalamışlar. Yerle bir etmişler. Askeri üste Iraklı amele işçilerle tanıştım. Onlar Amerikan askerlerinin ülkelerini nasıl tahrip ettiklerini, geceleri nasıl ev baskınları yaptıklarını anlattılar. Bunlar beni çok etkiledi ve esas terörün bu olduğunu anladım diyor Andrew. Eve döndüğünde ise hemen internet başına oturmuş ve Irak Savaşı hakkında bilgi toplamaya başlamış. Birkaç ay sonra da savaşın asıl amaçlarını anlamış. 2007 yılında tekrar göreve çağrıldığında ise hayır demiş. Ülkesine dönemediği için de çareyi Almanya'ya iltica etmekte bulmuş Andrew Stewart. Savaşa karşı çıkmanda en önemli etken neydi? 2004 sonunda Felluce'da tanık olduğum bir çatışma var. Bu çatışmada bütün bir kent, orada yaşayan sivillerle birlikte yok edildi. Bir başka neden ise Amerikan hükümetinin iddia ettiği gibi Irak'ta kitle imha silahlarının bulunamaması. Hükümet bize resmen yalan söylemişti. So before you ondan önce ne düşünüyordun? Before I still had some sort of belief in Amerikan hükümetine güveniyordum. Uydurma bahanelerle kendi vatandaşlarının hayatını tehlikeye atabileceğini düşünmüyordum. Civil population. Irak halkıyla ilgili ne düşünüyorsun? Nasıl bir gözlemin oldu? It was a little unsettling because Irak'a ulaştığımızda insanlar tarafından sevinçle karşılanacağımızı düşünüyorduk. Ama düşmanlık ve korku ile karşı karşıyaydık. Bizim kamptaki Iraklı amele işçilerden halkın arasında neler yaşandığını, neler konuşulduğunu öğrendim. Evler basılıyor, sokakta insanlar vuruluyor. Kısacası orada asıl teröristlerin bizler olduğunu anladım. Senin gibi firar eden başka askerler var mı? Şimdiye kadar 20 ile 40 bin arası Amerikan askeri firar etmiş. Birçok kişi de dayanamayıp intihar etmiş.
Ama ne var ki Amerika'da halkın bir bölümü savaşa karşı çıkan ve savaşmak istemeyenleri hain veya korkak olarak görüyor. 29 days are left and then turn themselves back in or by when they killed themselves. Yeah. So if you would be able to go back to the United States. Neden Amerika'ya dönemiyorsun? Dönersen ne olur? If I went back to the United States, I would be facing 6 months to 5 years in prison. Eğer Amerika'ya dönersem 6 aydan 5 seneye kadar hapis cezası bekliyor beni. Devlete karşı suç işlemiş sayılıyorum. Bu da bir daha iş bulmamı imkansız hale getiriyor. Bazı eyaletlerde hatta seçme hakkını bile elinden alıyorlar.